Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Evet, ilk sorumuzda aşağıda verilen dönem savaş eşleştirmelerini yapınız şeklinde bir ifade var ki yine Peygamber Efendimizin zamanına inmiş bir soru kümesi, hemen bakalım. Evet, Hazreti Muhammed dönemi, Osman dönemi, Ali dönemi, Ömer dönemi, Ebu Bekir dönemi. Evet, 4 halife ve Peygamberimizin döneminde olan savaşlardan bahsedilmiş. Bakalım hangisi ne zaman? Arkadaşlar, Ecnadeyn Savaşı bilindiği üzere Hazreti Ebu Bekir döneminde yapıldı. 634 yılında Bizans ile yapıldı. Dolayısıyla A seçeneğini şöyle Hazreti Ebu Bekir'in karşısındaki boşluğa yazalım. Sıffin Savaşı bilindiği üzere arkadaşlar Hazreti Ali döneminde yapılıyor. Hemen şöyle B yazalım, onu da açıklayalım. O da 657-661 yıllar arasında Hazreti Ali ile Emeviler arasında, Hazreti Ali taraftarları ile Emeviler arasında yapıldı biliyorsunuz. Yermük Savaşı bilindiği üzere Hazreti Ömer döneminde yapıldı. Şöyle C'yi de buraya yazalım. O da 636 yılında 5 gün süren kısa bir savaş, yine Bizanslılar ile yapılan bir savaştı. Huneyn Savaşı arkadaşlar bilindiği üzere Hazreti Muhammed döneminde yapıldı. Şöyle D'yi de buraya yazalım. O da yine 630 yılında Havazin ve Sakif kabileleriyle Müslümanlar arasında yapılan bir savaştı. Zat-ı-Safari Savaşı ise arkadaşlar yine bilindiği üzere Hazreti Osman döneminde. Onun için buraya da E yazarak bu savaşla ilgili de tarihinin 655 yılında Bizanslılar ile bir deniz savaşı yapıldığını unutmayın arkadaşlar. Kara savaşı değil, bir deniz savaşıydı bu da, yine dediğimiz gibi Hazreti Osman döneminde. Evet, bu şekilde eşleştirdikten sonra geçiyorum arkadaşlar diğer sorulara. Orta Çağ'ın sonlarına doğru özellikle Fransa ile İngiltere gibi devletlerin Avrupa'da düzenli ve disiplinli ordulara geçiş hızı artmıştır. Bu durum Avrupa coğrafyası için hangi adımın derhal atılmasını zorunlu hale getirmiştir? Arkadaşlar, burada askerliğin bir an önce vatan hizmeti sayılması anlayışı zorunlu hale gelmişti. Çünkü düzenli ve disiplinli ordulara geçiş hızlandığı için bu da artık tüm ülkeye, tüm millete askerliğin, hemen yazalım bunu da, askerliğin bir an önce vatan hizmeti veya vatan görevi hizmeti sayılması anlayışını zorunlu bir hale getirmiştir. Evet, bu sorumuzun cevabı da tek cümleyle böyle arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Bizans hukuk sisteminde hapis cezası ve ölüm cezası uygulaması olmadığı için suçlular manastıra kapatılırdı veya sürgün etme, para cezası veya hafif cezalar uygulanırdı, cezasının durumuna göre tabii ki. Bu uygulamanın temel amaçları neydi? Maddeler halinde iki tanesini yazınız arkadaşlar. Evet, bu şekilde Bizans ne yapmaya çalışıyordu? Tabii ki öncelikle suçu arındırmak ve suçluları ıslah etmek arkadaşlar. Suçu arındırmak ve suçluları ıslah etmek, yani düzeltmek, adam etmek tabiri caizse. Bir diğeri de suçluları topluma geri kazandırmak arkadaşlar. Suçluları topluma geri kazandırmak. Evet, bir de hapse atıp çürütmüyorlar. Yeniden nasıl kullanabiliriz? Yani bir nevi geri dönüşüm diyelim arkadaşlar. Buradaki suçlular için bir nevi geri dönüşüm diyebilirsiniz. Bu Bizansların yaptıklarını. İskitlere ait kalıntılardan anlaşıldığı üzere altından yapılan hayvan ve değişik eserler dikkat çekmiştir. Buna göre İskitlerin hangi alanlarda gelişimi gösterdikleri söylenebilir. Arkadaşlar, bir kere burada altın varsa, maden var, değişik hayvan ve
değişik eserler, figürleri varsa bir müddette bir kısımda sanatçılığın gelişmiş olduğunu görüyoruz. O zaman madencilik ve sanat alanlarında geliştiğini söyleyebiliyoruz. Hem altın çıkarıyorsun hem de orada değişik hayvan figürleri yapıyorsun. Dolayısıyla bu iki alanda geliştiği gayet açık arkadaşlar bu soruda. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Asya Hun İmparatoru Mete Han'ın ve 1. Köktürk İmparatoru Kapkan Kağan'ın Türkleri tek bir çatı altında toplamayı başardıkları görülmektedir. Bu açıklamaya göre bahsedilen devlet adamlarının ortak amaçları ne olabilir? İfadesi tabii ki Türk boylarını bir araya getirerek Türk siyasi birliğini sağlamak arkadaşlar. Evet, hatta şöyle diyelim. Dağınık Türk boylarını bir araya getirerek Türk siyasi birliğini sağlamaktır diyelim. Evet, ikisinin de ortak amacı buydu arkadaşlar. Çünkü daha sonra Mete Han biliyorsunuz ki onluk sistemi getirmiş. Düzenli orduyu koymuş, kurmuş vesaire. Dolayısıyla devleti devlet yapan özellikler bunlar bir araya getirmek adına. Evet, diğer sorumuzdayız. Kavimler göçünün sonuçlarından 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar evet, kavimler göçü Orta Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, Anadolu'ya doğru göçler oldu. Peki sonuçları neler? Aklınızda mı? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir kere günümüz Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Boşnak bunlar biliyorsunuz hep o zamanki kavimler göçünün sonucu. Dolayısıyla günümüzdeki Avrupa milletlerinin temelleri atıldı diyelim şöylece. Bir diğer arkadaşlar, ikinci madde olarak Avrupa'da Türk devletleri kuruldu. Evet. Avrupa'da Türk devletleri kuruldu. Bir diğeri, feodalite Avrupa'da güç kazandı. Feodalite neydi arkadaşlar? Bizim doğudaki ağalık sistemi gibi içindeki köylüleri de satın alarak o köy topraklarına, belli bir bölgenin toprağına sahip olan zengin kişiler de bu bahsettiğimiz feodalite sistemi. Bir diğeri de ne diyebiliriz? Kültürel etkileşim yaşandı arkadaşlar. Kültürel etkileşim yaşandı. Orta Asya'dan gelenler Avrupa'dakilerle birleşince ortak bir kültür ortaya çıktı. İster istemez etkileşim yaşanmış oldu. Ve son olarak da skolastik düşünce önem kazandı arkadaşlar. Skolastik düşünce önem kazandı. Yani skolastik düşünce neydi arkadaşlar? Feodalite bizdeki ağalık sistemi gibi düşünün. Skolastik düşünce de o zamanki kiliselerin, papazların dini olarak vermiş oldukları yönetim şekli. Dolayısıyla önem kazanmış oldu. Papaz ne derse, kilise ne derse çok önemliydi arkadaşlar. Buradaki skolastik düşünce işte bu. O da yine kavimler göçü sonucunda önemini artırmış oldu diyelim. Hazreti Ali döneminde İslam toplumunda yaşanan ayrılıklara bir tane örnek vererek sonuçlarını yazınız. Evet, Hazreti Ali dönemi deyince insanın aklına hemen hakem olayı geliyor arkadaşlar. İlk önce hakem olayı örnek olarak gösterilebilir diyelim. Evet, örnek verilebilir. Peki hakem olayın sonuçlarından ne oldu arkadaşlar? Bir kere özür diliyorum. Üç tane taraf oluştu. Birincisi Hazreti Ali taraftarları diyelim hatta. Bir diğeri Muaviye taraftarları.
rezil hükümdarı diyeyim o zamanki. Hazreti Ali ile çok alıp veremediği olmuş. Sıffin Savaşı falan. Hep onların döneminde olmuş. Dolayısıyla hakem olayı da aynı sıkıntı arkadaşlar. Bir de hariciler diye bir grup oluşmuş. Ne Hazreti Ali ne de Muaviye tarafı olmayan başka bir grup, hariciler grubu. Dolayısıyla hakem olayını bir örnek verelim ve bunun sonucunda da bu grupların oluştuğunu hatırlatalım bir kez daha. Yerleşik toplumları ve konar göçer toplumları 3 tane maddeyle kıyaslayınız. Evet arkadaşlar, yerleşik toplum adı üstünde oraya yerleşmiş demek. Onun için hep Orta Asya'da Uygurlardan bu zamana var olan şeyler mimari eserlere sahipler arkadaşlar. Yerleşik toplumlar her zaman mimari eserlere sahiptirler. Konar göçerler ise mimari eserleri yok arkadaşlar. Çünkü hep çadırla, sürülerle vesaire geçirmiş. Bu ay buradalar, 3 ay sonra başka bir yerdeler. Dolayısıyla ev, ocak, cami öyle bir şey yok. Bir diğer arkadaşlar, barışçıl yapıya sahipler. Yerleşik toplumdaki insanlar yanı başındaki komşuyla barışçıl içinde olma, barış içinde olması gerekir. Dolayısıyla barışçıl yapıya sahiptirler şeklinde bir maddemizi daha yazalım. Buradaki konar göçerler ise savaşçı ruhludurlar arkadaşlar. Savaşçı ruhludurlar. Üçüncü madde olarak da küçük gruplar halinde yaşarlar arkadaşlar. Yerleşik toplumlar biliyorsunuz ki öncelikle küçük gruplar halinde yaşadılar. Konar göçerler ise arkadaşlar büyük gruplar halinde yaşıyorlar biliyorsunuz. Büyük gruplar halinde yaşarlar diyelim. Evet, 3 maddeyle kıyaslamış olduk yerleşik ve konar göçer toplumları. Geçiyorum diğer sorumuza. Arkadaşlar burada da ifade edilen yine bir kısa bir sorumuz var, maddeli değil. Orta Asya Türk devletlerinde herkesin savaşçı kimlikleri ve her zaman savaşa hazır olmalar özelliğinden dolayı ordu millet anlayışının hakim olmasındaki en önemli neden nedir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar ordu millet anlayışının hakim olmasındaki en önemli neden nedir biliyor musunuz? Türk toplumlarının konar göçer bir yapıya sahip olmaları. Dolayısıyla her an her yerde savaşa hazır hale gelmiş olmaları. Daha tabiri caizse at üzerinde doğuyorlardı. Yani o derece, yani küçüklükten itibaren müthiş bir eğitim alıyorlardı savaş üzerine. Onun için şunu yazabiliriz. Türk toplumlarının ne diyor? Konar göçer. Ha, devam ediyorduk. Konar göçer bir yapıya sahip olmalarıdır diyelim. Evet, 10. soruya geçiyoruz. Böyle de evet arkadaşlar, 10. soruda da yine bir açıklamamız var. Hemen bakalım ne diyor bu soruda. Orta Asya Türk toplumlarında kurultayın olması, devlet meselelerinin kurultayda karara bağlanması, boy beyliklerinin de kurultaya davet edilmesi ve gerektiğinde hükümlerin kurultayda seçilmesi özelliklerine bakıldığında Türk toplumlarında yönetim şekli için ne söylenebilir? Kısaca açıklayınız. Evet, o kurultaya sahip toplumlar için geçerli arkadaşlar. Yoksa normalde Kut inancı vardı biliyorsunuz ki, yani yönetimin Tanrı'dan o hükümdara ve onun oğluna, onun oğluna, onun oğluna şeklinde inanılırdı normalde, ama kurultayın olduğu yerlerde biraz demokrasi var gibi değil mi? Dolayısıyla yönetimde demokratik uygulamalara önem verildiği söylenebilir. Evet, 11. soruya bakıyoruz. Arkadaşlar bu sayfanın son sorusu. Türk devletlerinden hangisi diğerlerinden farklı olarak Museviliği kabul etmiştir? Arkadaşlar Museviliği biliyorsunuz ki Hazar Gölü çevresindeki Hazarlar Museviliği, yani Yahudiliği kabul etmiştir diyelim.
Evet, buna da dikkat ediyoruz. Yani Uygurların Mani dinine taptığını biliyoruz. Hazarlarında Museviliği yani Hristiyanlığı tercih ettiğini biliyoruz. Diğerleri zaten zamanla İslamiyet'i seçmişler arkadaşlar. Yine ünitelerden hatırladığımız kadarıyla. Kavimler göçünün sonunda krallıklar güç kaybederek, Hristiyanlık güç kazanarak, bakın Hristiyanlık dedik ya, skolastik düşünce güç kazanmış. Buradaki krallıklar güç kaybederek feodalite yani ağalıklar, baronlara teslim etmişler bazı bölgeleri. Kiliseler önem kazanmıştır diyor. Biraz önce bahsettik başka bir soruda. Buna göre Avrupa coğrafyası hangi iki alanda esas olarak etkilenmiştir? Birisi yönetim olarak siyasi alanda. Arkadaşlar diğeri de dini alanda. Evet, bu ikisi dini, siyasi ve dini alanda etkilenmiş olduğunda bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir başka soruda benzer bir cevap gelmişti. Evet, Mutezile mezhebini yani akılcılık mezhebinin resmi inanç olarak kabul eden devlet hangisidir arkadaşlar? Abbasileri hemen hatırlayalım. Abbasilerdir şeklinde cevabımızı verelim. İslam dünyasında Hint matematiği hakkında batıyı bilgi sahibi yapan ilk bilim insanı kimdir? Evet, Hint matematiği deyince aklımıza El Harizmi gelsin arkadaşlar. Buraya da El Harizmi şeklinde cevabımızı, kısa cevabımızı vermiş olalım diğer soruya geçerken. Evet, Kerbela, Cemel ve Hakem olaylarının oluşmasındaki ortak neden ne? Tabii ki ortada bir kavga gürültü varsa orada bir görüş ayrılığı vardır arkadaşlar. Onun için cevap görüş ayrılıklarının ortaya çıkması diyelim. Görüş ayrılıklarının ortaya çıkması. Evet, 16 ve 17 son iki sorudayız arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki dönemlerde de kutsal olarak kabul edilen Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu bölgeye ne ad verilir? Evet, bu Mekke, Medine ve Taif şehri Arabistan Yarımadası'nda biliyorsunuz ki arkadaşlar Hicaz bölgesi olarak adlandırılır. Onun için cevabımızı Hicaz bölgesi şeklinde kısaca verelim ve son soruya geçelim böylelikle. Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari anlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır. Buna göre Orta Asya'daki mücadelenin temel sebebi olarak ne gösterilir arkadaşlar? Biz iyiyiz, dostuz demelerine rağmen işin içerisinde ekonomi varsa, para varsa kimse babasını tanımıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla o Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu zaman zaman sürtüşme ve savaşların sebebi de o zamanın en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu ticaret yolunun hakimiyeti arkadaşlar. Senin kontrolün olacak, benim kontrolün olacak. Senin benim derken ara ara sürtüşmüş, savaşmışlar diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.